Selamlar herkese. iOS 18.1 güncellemesiyle birlikte Apple Intelligence desteklenen bölgelerde desteklenen iPhone modelleri için aktive edilecek. Apple Intelligence ile birlikte bir de Siri'nin yeni bir arayüzü var karşımızda. Bu arayüz için gerçekten yorumlarda çok görüyorum. Arayüzü iPhone'umda kullanabilecek miyim ya da nasıl kullanabilirim gibi bazı sorular geliyor. Sizin de bu video içerisinde Yenilenen Siri arayüzünün kullanım şartlarını konuşacağız ve Apple Intelligence'ı Türkiye'de nasıl kullanabiliriz bunu konuşacağız. Müzik Öncelikle şunu söyleyeyim. Yenilenen Siri arayüzü Apple Intelligence ile birlikte geliyor. Yani kullanmakta olduğunuz iPhone modeli Apple Intelligence'ı desteklemiyorsa maalesef yenilenen Siri arayüzünü kullanamazsınız. Apple Intelligence da iPhone 15 Pro ve üzeri iPhone modellerinde destekleniyor. Bu sebepten dolayı eğer iPhone 15 Pro'nun daha altında bir cihaza sahipseniz bunu iPhone 15 ve iPhone 15 Plus dahil Maalesef Siri'nin yenilenen arayüzünü kullanamazsınız. Apple Intelligence şu an için ülkemizde aktive olmayacak. İlk etapta Amerika'da İngilizce olarak aktive olacak yani kullanıma açılacak. Daha sonrasında Almanca, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce ve Vietnamca gibi dilleri sırasıyla destekleyecek. Sırasıyla dediğim bu saydığım sırayla olmayabilir. Ama fark ettiyseniz bu listede Türkçe yok. Zamanında Siri yayınlandığında Türkçe'yi desteklemiyordu ve zamanın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül gibi bazı isimler vasıtasıyla Siri'nin Türkçe yayınlanışı hızlandı diyelim ve gerçekten de yayınlandı. Siri Türkçe bir şekilde kullanabiliyoruz. Bunu söyleme sebebim şu. Apple listede Türkçe'den ve Türkiye'den bahsetmiyor. Bir tarih de vermiyor. Bu şekilde gene bir isim ortaya çıkarsa, bir görüşmeler yapılırsa bizim bilmediğimiz olaylar, daha doğrusu bunlar, bizim boyumuzu aşan olaylar olursa, Türkçenin ne zaman geleceği çok farklı tarihlerde karşımıza çıkabilir. Bunu bu sebepten dolayı söylüyorum. Çünkü sence Türkçe ne zaman desteklenir Apple Intelligence için diyorlar. Bu şekilde bana çok yorum geliyor. Ama gerçekten tahmin yürütmek zor. Çünkü tahmine dayalı bir işlem değil. Dışarıdan bir müdahale gelirse tarih değişebilir. Apple Intelligence'ı Türkiye'de şu an için kullanabiliyorsunuz. Ben de kullanabiliyorum. iOS 18.1 sürümlerinden birisini yüklemeniz lazım. Bu tam sürümde olabilir, beta da olabilir. Ama maalesef Türkçe kullanamıyorsunuz. Apple Intelligence'ı aktive ettiğiniz zaman Siri'nin yeni arayüzü de sizin için aktive olacak. Bunu yapmak için dediğim gibi iOS 18.1 güncellemesini yüklemiş olmanız lazım. iPhone 15 Pro ve sonrası bir iPhone modeline sahip olmanız lazım. Ve sonrasında ayarlar genel dil ve bölge menüsünden dili İngilizce yapmanız lazım. Burada ekle diyerek dil ekle diyerek İngilizce ekleyip İngilizce listenin birincisi yapmanız lazım. Gene aynı menü üzerinden bölgeyi de Amerika Birleşik Devletleri seçmeniz gerekiyor. Eğer dili önce İngilizce çevirirseniz burada United States olarak görebilirsiniz. Daha sonrasında ayarlar Apple Intelligence ve Siri üzerinden dil seçimini İngilizce ABD ya da English United States yapmanız gerekiyor. Bu ayarları yaptıktan sonra iPhone'u kapatıp açarsanız Siri'nin yenilenen arayüzü karşınıza çıkacaktır. İlerleyen günlerde bunun farklı yöntemleri de belki ortaya çıkabilir. Bir şey diyemiyorum. Ancak şu an için yenilenen Siri arayüzünü ve Apple Intelligence'ı bu yöntemlerle kullanabilirsiniz. Bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz. Ve bu videoya herkesten önce erişmek için kanala katıl butonunu kullanarak üye olabilirsiniz. Çünkü bu şekilde videolar kanal üyeleri için herkesten önce erişime açılıyor.